Tell me how we got so far. You've been here, but I don't know who you are. Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle başlıktan da anladığınız üzere kaş ve kirpiklerimizi nasıl daha gür ve yoğunlaştırabiliriz, bundan bahsedeceğim. Benim zaten bu şekilde doğal yöntemlere olan merakımı az çok anlamışsınızdır. Çünkü gerçekten bu tarz doğal yöntemleri kullanıp deneyen çok fazla insan var ve merak eden çok fazla insan var. Ben de bunları bu yüzden çok fazla deniyorum. Hem gerçekten bu tarz bitkisel ürünlerin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Hem de en azından sizden gelen sorularla veya merak ettiğiniz bu tarz ürünlerle ben de deneyerek tanışmış oluyorum. Bu yüzden yaklaşık 2-3 ay önce bu yöntemi okumuştum, bu karışımı okumuştum ve denemek istedim. Gerçekten denediğim günden beri de çok fazla etkisini gördüm ve bu yüzden zaten kadınların en büyük sorunlarından birisi kaş ve kirpik yoğunluğu olduğu için bunu da sizinle paylaşmak istedim. Umarım keyif alırsınız. Umarım gerçekten sizin için faydalı bir video olur. Şimdi hiç lafı uzatmadan bu yönteme geçelim. Şimdi ilk olarak hemen malzemelerle başlıyorum. Kullandığım ürünleri aktaracağım size. Gerçekten çok basit ve pratik 3 tane malzememiz var. Bunlardan birisi şu şekilde normal günlük hayatta içtiğimiz siyah çay. Buradan bir çay kaşığı alacağım bu siyah çaydan. Daha sonra yine günlük hayatta çok tükettiğimiz bir Türk kahvesi. Bunun da yine telvesiz hali, kullanılmamış halinden bir çay kaşığı alacağım. Ben zaten Türk kahvesini günlük hayatımda her koşulda, her şekilde, her şeyinden faydalanarak kullanıyorum. Sabahları aç karnına Türk kahvesi içiyorum. Göbek yağlarını özellikle çok iyi bir şekilde eritiyor. Onun dışında telvesini, kalan telvesini duşa girmeden önce bütün vücuduma peeling yapıyorum. Çatlaklara, selülitlere çok çok iyi geliyor. Bu telvesini Hindistan ceviziyle karıştırıp yine yüzüme uyguladığımda çok güzel bir peeling ve maske uygulaması sağlıyor. Onun dışında bu saf toz halindekini de özellikle kaş ve kirpiklerim için bir çay kaşığı çok severek kullanıyorum. Bu yüzden bol bol tükettiğim bir ürün. Daha sonra son ürünümüz de şu şekilde benim zaten kaş kirpik bakımında olmazsa olmaz yağım Hint yağı oluyor. Bir çay kaşığı da bu yağdan karıştıracağız. Bunun artık üzerindeki yazısı silinmiş ama Arifoğlu'nun Hint yağı. Bunu her türlü aktarda, Gratis'te, Watson's'ta her yerde bulabilirsiniz o tarz yağları zaten. O yüzden ben de çok severek kullanıyorum. Şimdi bunları şöyle küçük bir kasede birleştireceğim birer çay kaşığı olarak. Özellikle siyah çayın sıcaklığı ılık bir sıcaklıkta olması gerekiyor. Yani çok sıcak veya çok soğuk olmaması gerekiyor. Çünkü tam göz çevrenize uyguladığınız için, göz damarlarınız, kılcal damarlarınız için bu ısı çok önemli. O yüzden mümkün olduğunca ılık bir kıvamdayken kullanmanız gerekiyor. Şöyle bir çay kaşığı alıyorum. Daha sonra şöyle bir çay kaşığı da alıyorum. Ve daha sonra da yine Hint yağından bir çay kaşığı alacağım. Şöyle döküyorum. Mümkün olduğunca bu işlemi yine düzenli olarak her gece uygulamaya çalışıyorum ben. Yaklaşık gerçekten 2 aydır her gece düzenli uyguluyorum. Özellikle kirpik diplerime ve kaşlarıma. Düzenli uygulamada mutlaka etkisini görebileceğiniz bir yöntem. Yani bir haftada, 2 haftada bir etkisini görebileceğinizi düşünmüyorum. 40 gün sürede mutlaka görürsünüz ama devamını getirirseniz gerçekten profesyonel bir etki görebilirsiniz. Bunların hepsini şimdi bu küçük kasede şu şekilde karıştırıyorum. Ve özellikle her gece uygulamanız gerekiyor dediğim için bu karışımı asla bir sonraki gece içinde bekletmemeniz gerekiyor. Yani her gece için yeni, düzenli bir karışım yapmanız gerekiyor. Ve daha sonra yaptığım uygulama işlemini göstereceğim şimdi sizlere. Bunun için şu şekilde bir tane yuvarlak pamuğu alıyorum ve ortadan ikiye kesiyorum. Bunu yapmamın sebebi rengi siyah olduğu için göz altlarınıza boya şeklinde bulaşabiliyor. Daha sonra şu şekilde kirpiğimin altında tutarken bu karışıma batırıp kulak temizleme çubuğuyla kirpiklerimi şu şekilde tarıyorum. Özellikle kirpik diplerimi şöyle tarıyorum. Şu şekilde kirpiklerimi üstünden tutup şöyle kirpiklerimin üstüne doğru da tarıyorum. Ve özellikle kirpik diplerime bu karışımı yediriyorum.
Ve özellikle bu işlemi uyguladıktan sonra hemen hızlı bir şekilde yatmanız gerekiyor. Yani çok fazla gözünüz açık kalırsa bu karışım gözünüzün içine kaçabilir. Bu yüzden çok fazla gözünüz açık kalmadan uyumanız gerekiyor. Bu yüzden düzenli olarak akşamları uyguladığımız bir yöntem bu. Umarım siz de deneyip olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Ben gerçekten yaklaşık 2-2,5 aydır çok güzel bir sonuç aldım. Çünkü özellikle şu iç kirpik diplerimde çok fazla kirpiğim yoktu benim. Çok ince, seyrek ve bir iki tane kısa kısa kirpiklerim vardı. Hiç oraya maskara bile süremiyordum. Şimdi artık fark ediyorum ki böyle maskara sürerken daha rahat o diplere bile girebiliyorum. Bu yüzden gerçekten çok mutlu oldum, çok sevindim. Sizinle de bu yöntemi paylaşmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır, umarım faydalı bulmuşsunuzdur ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. So complicated.